Hoş geldiniz, hoş geldiniz Tutturan Yalnız. Kardeşlerim, arkadaşlarım, mide günlerim. Esen Bosun, Esen Bohu, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım. Nerede yaşıyorsanız. Nerede yaşıyorsanız. Güzel oluyor arkadaşlar. Dedik ya, Tutturan Dünyamız size hizmet eden değerli büyüklerimizi anıyoruz. Değerli büyüklerimizi anıyoruz. Ben aklıma geldikçe bunları çıkartıp yayınlıyorum. Dedim herkesin sırası geldiği zaman bu değerli büyüklerimizi yayınlayacağız. Hatırlatacağız. Bunlar kimdir? Neler yapmışlardır? Tutturan dünyamıza ne gibi hizmetlerde bulunmuşlardır? Neler çekmişlerdir? Ne acılar çekmişlerdir? Ama şu bir gerçek, hiçbir şey tamah etmemişlerdir bu yiğit, mert insanlar. Çoğu da perişanlık içinde yaşamıştır yani. Perişanlık için ama kimseye tamah etmemişlerdir. Asla. İşte bu Türklük budur. Turan budur işte. Turan budur. İşte bu insanlar bize çok şeyler katmışlardır. Çok şey katmışlardır. Çünkü bu insanlar değerleri yaşayan insanlardı. İşte ben de onlardan birisiyim. Cengiz Altın olarak. Aynı ben de bu gibi. Bu insanların yolundan giderim. Bu insanlar benim hepsi rehberimdir. Ulu atalarım. Kök tengri. Ulu atalarım. Geleneğim, görenem, törem. Ulu Önder Atatürk'üm. Hepsi benim rehberimdir. Pusulamdır. Hatırlatıyoruz. Bu değerli insanları bize katmış olduğu büyük katkılardan dolayı bu insanlara çok şey borçluyuz arkadaşlar. Gerçekten bazen bazılarını anlatırken çok zorlanıyorum yani. Çok zorlanıyorum çünkü yaşamış oldukları hayata bakıyorum. Gerçekten çok çekmişler bu insanı. Çok zulümler görmüşler ya. Gerçekten. Bir de o zamanları, onların yaşamış olduğu zamanı, o çağı düşünüyorsunuz. Gerçekten. Ya bunlar gerçekten mükemmel insanlarmış ya. Bugün onlardan bir tanesi, değerli büyüğümüz bir tanesi tanıyacağız. Türk Turan Dünyamıza hizmet edin. Munis Tekinalp, diğer adıyla Moïse Cohen. Dini Yahudi olan bir yazar, filozof, gazetecidir. Farklı zaman aralıklarında farklı hareketlerin ideologlarından oldu. Osmanlıcık ve Türkçülük ve Kemalizm. Munis Bey 1883 yılında Selanik'te doğdu. Türk Yahudi bir ailenin oğlu olarak Moïse Cohen adıyla dünyaya geldi. İttihat Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. İttihat Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Selanik'te çıkan Asır adlı bir gazete, bir Osmanlıca gazetede yazılar yazdı. Munis Tekinalp, diğer adıyla Moïse Cohen, yeni Yahudi olan bir yazar, filozof ve gazetecidir. Farklı zaman aralıklarında farklı hareketlerin ideologlarından oldu. Osmanlıcılık ve Türkçülük ve Kemalizm. Munis Bey 1883 yılında Selanik'te doğdu. Türk Yahudi bir ailenin oğlu olarak Moïse Cohen adıyla dünyaya geldi. İttihat Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Selanik'te çıkan Asır adlı bir Osmanlıca gazetede yazılar yazdı. Selanik'te başladığı hukuk eğitimini Balkan Savaşı sonrası İstanbul'a gelerek İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Aynı fakültede hukuk, iktisat dersleri verdi. İsmini Munis Tekinalp olarak değiştirdi. Türkiye'deki Yahudileri Türkleşmeye
ikna etme amaçlı yazılar yazdı. Etme amaçlı yazılar yazdı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Türkçülüğü, vatanseverliği coşkuyla kucakladı. Ve Türkçülük akımının savunmacısı oldu. Selanik'te başladı hukuk eğitimini. Balkan Savaşı sonrası İstanbul'a gelerek İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Aynı fakültede hukuk iktisat dersleri verdi. İsmini Munis Tekinal olarak değiştirdi. Munis Tekinal olarak değiştirdi. Türkiye'deki Yahudileri Türkleşmeye ikna etme amaçlı yazılar yazdı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Türkçülüğü, vatanseverliği coşkuyla kucakladı ve Türkçülük akımının savunucusu oldu. Munis Tekinal. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra birçok hizmetlerde bulundu. 1961 yılında tedavi amaçlı gittiği Fransa'nın Nice kentinde öldü. 2004 yılında Liz Behmo Aras tarafından kaleme alınan Bir Kimlik Arayışı'nın Hikayesi adlı kitap Munis Tekinalp'in yaşam öyküsünü konu almıştır. Hakkındaki en önemli kitap Jacob M. Landau tarafından kaleme alınan Tekinalp Bir Türk Yurtseveridir. 1996 başlıklı kitaptır. Munis Tekinalp. Arkadaşlar değerli büyüğümüzdür. Kendisi Selanik'te doğmuştur biliyorsunuz. Ben daha önce çünkü yayınları seyrettiğinizi bilmiyorum. Gok magok geciç meciç. Mak onlara bakın ya. Gok magok geciç meciç. 31 tane değişik kaynaktır. Orijinal kaynaktır. Batılıların bulduğu kaynaklardır. Ana belgelerdir. Ben zaten çevirilere başlayacağım yakında da. Başladım. Hazar yayınları var yani. Daha önce başka yerler yapmış oldum. Hazar yayınları da vardı benim. Orada anlatmıştım Yahudilerin kim olduğunu. Hepsinin öz ve öz Türk olduğunu. Ki bunda dünyaya ilan eden 1919 yılında 3 Mart'ta Fransa parlamentosunda ilan eden Joseph Reinach'tır dünyaya ilan etmiştir. Biz Türkler böyle başlamıştır abi. Biz Türkler Yahudi olarak bilinenler biz hepimiz Türk'üz demiştir. Hepimiz Hazarlardan gelmeyiz demiştir. Bunu Joseph Reinach, kardeşi arkeolog Salomon Reinach, dayıları Maurice Vernel, diğer ismine başka bir ismine Monsieur Levy. Bunlar hepsi dünyaya ilan etmişlerdir. Aynı zamanda Benjamin Freeman da Amerika'da ilan etmiştir. Yahudi olarak bilinen toplum hepsi Türk Turan'dır demiştir. 1961 yılında Beyaz Saray'da. 61 tane kaçırdı yılında yani. Dünyada ilan etmiştir. Benjamin Freeman. Bunu da çok iyi bakın. YouTube'dan bulursunuz. Yahudiler öz ve öz Türk'tür. Unutmayalım. Bugün onlardan bir tanesini andık. Çünkü kendileri de biliyordu arkadaşlar. Çok iyi. Ama dedim ya işte Türk Turan dünyamızı dağıtmak için dinleri çıkartmışlardı. Ta 3800 sene önce. Dedim ya dünyada 6-6,5 milyar insan Türk Turan'dır. İşte bu dinlere inanan insanlar da
Hepsi Türk'tendir. Kimisi Müslümandır, kimisi Yahudidir. Kimisi Hristiyandır, kimisi Budist'tir, kimisi Hindudur. Her tarafa dağılmışlardır. Her tarafa dağılmışlardır. Amaç, yani Türk Turan'ı nasıl böleriz, nasıl parçalarız, nasıl birbirine düşürürüz, nasıl yok ederiz ya. Buydu plan ya. Plan buydu. Bugün bunlardan bir tanesini konuştuk. Munis Bey'in çok büyük katkıları olmuştur. Lütfen bu insanların, arkadaşlar, eserlerini bulun. Eserlerini bulun, yapıtlarını bulun. Bakın neler yapmışlardır. Bu da artık size düşüyor. Benden hatırlatması bu insanların. Devamlı siz getirin artık. Hem de size bir uğraş olur ya. Güzel olur ya. Beyin çalıştırır, zeka çalıştırır. Bellekler sağlam kalır yani. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bugün yine değerli birimizi andık. Ben buradan hepsine saygılarımı sunuyorum. Başka bir birimizle değerli birimizi görüşmek üzere. Hoşçakalın.